Sevgili seyirciler, Gagavuz halkın kulturasına. Bu temayı bugün ilerleteceğiz. Yani benim hesabıma göre ilerleteceğiz çok sevilen kultura damarından, müzikasından. Bunun için bir kısa sürecimiz, sonra da elbet ki misafirlerimizle tanıştıracağım. Valentin Ormancı şarkısının adı Sev Beni Sev. Moldova Cumhuriyeti Gagavuz Yeri Özerk Bölgesi. İşit beni karıcığım, yüz kere sev. Oruç tutmerim, pek sirek ayık gezerim. Liseye de gitmerim, hiç işten tutulmerim. Hep haylaz kaylaz gezerim. İşsizim kaç ay geçti, önümü kara kedim geçti. İşit beni karıcığım, yüklenme sev beni. Yakında bir iş bulup çevirerim ben bir evi. Seni de boyarlar gibi karıcığım donatacağım. Hem de çok bahşiş alacağım. Böyle anladığınız gibi sevgili seyirciler, bugün stüdyomuzda laf edeceğiz. Benim hesabıma göre iki talentli insanla hangisi tanıdır Gagavuzların estrada müzikasını. Değil sadece bizim Gagavuzya'da, Moldova'da ama başka devletlerde de. Bugün stüdyomuzda Piotr Petković hem de Valentin Ormancı. Hoş geldiniz söyleyeyim stüdyomuza. İlk sıra burada sizinle buluşuyoruz. Programayı çek etmediğinden benim hesabıma göre güzel işleri açıklaman çek ettik. Biz seyirciler bakarken sizin ustacılığınıza hiç bilmiyoruz niye durayır bunun arkasında. Bunu isterim, bundan isterim çekelim lafımızı. Böyle güzel çıkmaz sanayiğini, hazır olma. Hem kostüm tarafından, hem ruh tarafından, hem müzika tarafından. Ne lazım olsun? Piotr Ivanovich, sizde artık cevap hazır çoktan olmalı. 30 yıldan ziyade sanadaysınız. Ne lazım olsun buna? Arkada ne lazım olsun? Arkada ne lazım olsun? Bir, hem yılkı lazım olsun, Allah'tan talandan lazım olsun. Allah'tan talandan yoksa da sen boşuna bu yere vereceksin kendi canını, kendi ruhunu da hepsi için. Onun için talentim varken ben her zaman söylerim hani bizim gibi talentli insanları kim kültür olan zanaatlanıyor, çalışıyor kültürde. Onlara Allah necis koymuş, damgalamış onları. Onun için ilk en önemli bu. Kalanı ölünce derlerince Ruslar остальное можно приложить. Ama bu başka devletlere de gideriz, gösteririz bizim kültürümüzü. O her zaman var. Her zaman da olacak. O kadar olacak, ne kadar bizim kültürümüz olacak, o kadar da bizim gagavuzlar olacak. Onun için bu en önemli. Talent diyorsunuz. Talent, sizince evet. Valentin, ne lazım arkasında olsun? O çalgıcının, o türkücünün hangisi çıkıyor? Büyük estrada diyelim. Ben öyle düşünüyorum. İlkini isterim söylemek, hoş bulduk. Sağ olun teklif ettiniz bu programı bizi. Ben isterim söylemek, yani Allah verdi mi insana bu becerikliği? Allah'a da lazım dua etme, yardım etsin, ilerletmeye de bu işi. Da biz de türkücüler ya da resimciler biz lazım savaşalım yürekten kendi işimizi yapma. Çünkü biz halk için çalışırız. Onun için elbet ki devlet de lazım yardımcı olsun. Kültür Bakanlığı
paralı adamlarımız bize lazım, yardım elini uzatsına. Çünkü yalnız çok zor. Her zaman lazım birisi arka olsun bize, dayak olsun, öyle diyeyim. Bilirsiniz, ben her zaman düşünüyorum bir iş için. Açan bizim devlet adamları çıkıyorlar yüksek uğurlara diyelim. Festivaller, konkurslar, nerede lazım Gagauzi tanıtma. Da lazım türkücüler ya da başka zanaatçılar. Hemen gidiyorlar o insanlara kim hani becerikli bu orada Gagauzi'de. Ama açan bakıyorsun o insanların arkasında hiçbir zaman devletin parası harcanmamış. O insanlar siz diyelim şimdi. Devletten yardım kabul edersiniz mi? Ama festivallere giderken siz mutlaka Gagauzi tanıdırsınız. Öyle mi? Ben istiyorum anlama. Bakarka na Gagauz estradasına bugün görürsün hem kaliteli işler var. Ben değilim büyük profesyonel, hani söyleyeyim kompozisyon tarafından, kompozitorluk işi tarafından bu çok becerikli miyse ama kim her sıra işi derken lafları her zaman düşünüyorum. Bu lafları neden buldular acaba? Bunları kim bıraktı bu türkü artık çıksın da anılmış olsun, işitilsin radyoda, televizyonda, başka yerlerde. Hep düşünüyorum, devletin acaba burada izi lazım mı olsun, yardımı ya da devletin payı lazım mı alansın o insanlardan ki hani bugün kültüre bakan diyelim Gagauzya'da. Devletin bakın şimdi buraya, devletin ne işi burada varınca olsun. Dijis radyoda da televizyonda da bizim türkülerimiz çalar. Devletin radyosunda lazım olsun bir redaktör dijis. Hani o da olsun profesyonel. Daha arasında angılav dil doğru burada bu lafı yokunca sayarım bu lafla. Değiştirin bu lafı. Ben çok zaman birilerden ben de bilmezdim yazma ama ne için ki bu işler hepsi profesyonel gibi olur çalışarak. Hı-hı. Ben çok yerlerde de Piotr Moisvan ben şimdi onlarsız Totruzani'de de Marinoğlu'da da hepsine danışırım. Bakın ben de böyle laf isterim koyma. Yakışır mı yakışmıyor mu? Ben sana bir saatten sonra telefon açacağım, söyleyeceğim ki bu lafının yerine varınca bunu koyma. Bunu siz böyle yaparsınız. Bunu biz böyle yaparız. Biz siz kendinizi söylüyorsunuz. Evet, ben kendim söylerim. Ama onun derim size, devletten lazım olsun bizim radyo televizyonumuz, devlet televizyonu. Cümle televizyonu. Tamam. Onun orada lazım olsun profesyonallar. Onlar da lazım, karakteri vat etsinler bunu. Bu türküyü varınca mı sayarım, bırakalım biz bunu sayarım. Prostlu Türk'ü, İslam Türk'ü, onun dil bizden, bizi onun da kabahatlı prostlu İslam. İnsan onu yapacak İslam, dedi şlager yapar, biz yazar şlagerler. Ama znamenite o Türküler yapar insan. İslamsa Türk'ü onu seslenir, 10 yılda, 20'de, 100'de yıl. Sizin hesabınıza göre o yelik. Bir iki kim çalınır da başka çalınır. Yelik lazım olsun Gagauzya radyo televizyonunda mı? Başka yerde değil. Bakın açan ben yalnız çalayım sana da. Kendim ben gideyim bu köyde çalayım bu göster sonra burada orada ben kendim cevap ederim burasını. O zaman soruşum. Siz çıkarkana bir sene orada iyilik yok ama Gagauzya radyo televizyonunda çıkarkana sizin müzikanız iyilik lazım olsun. Scenada iyilik değil mi lazım? Scenada iyilik lazım ama orada kim yapacak onu? Orada ben çıkarım bakın bari. Ben çıkarım ben bu benim konserim ben çıkarım. Ben ne çalarım orada ben ne isteyeyim çalarım. Yelek orada, ben kendim yelek. Anladım. O çıkıyor konserinde o yelek. Ama benim türkülerimi koymadan ekrana göstermeye bütün cümleye orada lazım yelek olsun. Bu Gagauzya radyo televizyonunun gücünde lazım olsun, öyle mi anladın sizin? Çünkü böyle ne için? Bizde başka yok. Sizin televizyonda da olsa, sizin televizyonda da hep aynısı lazım olsun. Valentin, sizin var mı düşüncekleriniz bu iş için? Ben de öyle düşünüyorum. Hani lazım olsun hem radyoda hem de televizyonda öyle bir özel bir komisye hangisi seçecek o doğru türküyü, doğru müzikayı. Doğru dediğin profesyonel olur. Profesyonel hem laflar hem müzikada uygun olsun. Çünkü bilirsiniz hani bizim Gagauzlar Taço'yu laf ediyle karşı Rusça dilinden böyle bozuk dil oldu. Onun için biz türkücüler lazım yapalım güzel türküler de bizim uyansın bizim dilimiz. Hem de bizim halkımız doğrular etsin kendi ana dilinde. Ben öyle düşünüyorum. Onun için mutlaka lazım olsun bu komisye. Bizi de doğrultsun. Biz de açıklayalım kendi türkülerimize, türkülümüzde insanlara doğru Gagauz dilini. Bakın ben biliyorum hani Gagauzya Radyo Televizyonu'nun bir probleması var. Şimdi çok o kadar da çok yok Gagauz dilinde türküler. Anglarına hani varınca radyocular efira çıkarsınlar.
Ama bilirsiniz, radyoda savaşıyor Gagauz dilinde daha çok türküler verme. Ama ne varsa da onu veririz. İyilik yok. Şimdi bu lafı peydalandı. Bu laf burada stüdyoda bir iyilik. Ama doğru laf. Doğru laf mı? Doğru laf. Bunu da soracağız. Saygılı Todor Zanet, Petr Moysia, Marinoglu nişanlandı burada insanlar. Ama bu iyilik yok. Çıkıyor bu türküler. Şimdi bu iyilik çıksa o zaman çok az kalacak türkümüz. Var mı bile korku olsa yok mu? Ben sanırım hani bu iyilik çıksa da bu insanlar... isterse halk işitsin onların türkülerini, onlar danışacak bu profesyonel insanlara da tertipleyip o türküleri mutlaka çıkacak bu türküler. Kimse bir şey kaybetmeyecek. Hem faydalı olacak o insanlara, kim hani daha doğru laflar kullanacak türkülerinde, hem de bizim halkımıza da olacak büyük fayda. Bak Valentin şimdi doğru söyledi, ne çıktı? O türkü kaybetmeyecek. Ben herkem bana da gelirler. Petr Anç, de yazdım tabi türküsü İslesene. Ben derim, İslahan'ı yazmışım. Ben varınca sana bir atsinka koyayım. Ama atsinka koyacak sana devlet. Ver onu radyoya, televizyona ver. O çık insan isterse sesleme sesleyecekle onu. Valentin ne için? Ben söyledim ne için? Valentin şimdi biz dekabr ayında gittik türküzyona. O getirdi türküsünü de Petr Anç böyle böyle diyor, bu türküyle yakışık mı? Dervariye'nin türküm. Ben ona dedim Valentin, türkü isla, çok isla. Ama bence onu görelim, yakışır mı ben Naş'sa koyayım oraya? Hı hı. Senin doğurduğun birazcık. Yok de problemi. Açan doğurttum, Valentin kendi de sevinden doğru oldu. Daha isla oldu. Bekim de daha başkasına gösterdi, daha da isla olacak. Hı hı. Anlıyorsunuz mu? Ne kadar da... Onuçtan o söyle, doğru söyle. Komi selam olsun. Bakın buraya biz oturalım da yapalım töbelatı töbü türküyü. Doğru da alma adamı. Kim yapsın bu komisyi? Gene karar... Biz yapalım. Fark biz etmez kim? Biz kim? Profesyonel muzikantlar ben. O zaman soruşum da burada. Şimdi çok artık, çok da az da olsa ne kadar da ama var profesyonel uğrunda çalışan estradada müzikacılar, kompozitorlar Gagauzya'da. Yok mu böyle bir fikir? Hani siz toplanasınız da kurasınız bir kompozitor birliği mi, türkücü birliği mi? Çünkü bu birlikler Varnası biraz daha profesyonel uğruna çıkarsınlar işi bu uğurda, değil mi? Şimdi anlayın bir iş. Bunu biz toplanmalı, biz öyle de toplanırız. Ama her bir işe para lazım olur. Toplanma, bu, çay içme mi başka? Tamam. Ama toplanma, profesyonellaştırma. Profesyonel toplanma diye ne olsun? Ulem yapma bir общество gibi. Gene zakona göre bir общество yapalım. Bir inisiyatif sadece lazım. İnisiyatif var, çoktan var inisiyatif. O zaman yapın. O zaman yapalım ama devlet lazım bize karşı koysun. Niye bekliyorsunuz devletten? Devletten bakın bari. Her bir şey isteyecek para. Bu uşak gelecek, onu lazım stüdyoya götürelim. Hı hı. Doğru dalım stüdyoda o işleri. Stüdyoya... Bakın Petr Ivanç, olmuyor mu öyle? Stüdyoda isteyip para. Ama... Bize ondan parası da lazım. Bize lazım diyor, bu uşaklığa kaldırmadın. Stüdyoyu yazma, olsun profesyonel. Burada size lazım devletin parası, öyle mi? Devletin parası değil bize. Devletin parası lazım kültürü kaldırmadın. Genç, talentlı... Artistlerin. Çünkü bizde çok var becerikli uşaklar. Ama o şey yok, rublisi gelir, manjol gibi der, manjol der, bana gelir der, ketala yırtık der, yaslanan bir türkü diye ben uşakta manca mı alayım rubli? Birçok kişiler türküsü de. Ama o adam da istemeye parası şişirme. Anlıyorsunuz mı? O zaman. O zaman da bizim Gagauzya'ya verdiler 300 binlik bir stüdyamız. Oldu 3 yıl işledemeli o stüdyayı. Niçin? Bilmiyorum niçin. Sorun, niçin sorun? Soruyoruz. Ta Formuzal başkanımızdı. Vasil Görgeç bizim... Bu histori artık... Bu histori Formuzal ona sordu, ne işlemedi? O dedi 1,5 aydan sonra işleyecek. Geçti. Geçti çok. Vasil Görgeç işlemedi. Stüdyoda benim de gelen işlemedi. Bakın Petr Ivanç, Valentin, ben dediğim gibi, dedim ya hani niçin kurmadığınız bir kompozitorlar birliği? Diyelim o birliğin adından siz vardınca danışarsınız Kültura Bakanlığı'na mı? Gagauzyan başkanına mı, başkan indircilere mi de diyesiniz. Bakın, biz profesyonel uğrunda kompozitorların hem de türkücülerin işlerini koruyacağız. Ama bize sizden böyle yardımlar lazım. Bize stüdyoya açık giriş lazım. Ne zaman bize lazım? Biz uşaklarla orada işlemek isteriz. Bunları yapmadıysanız siz kendi adınızdan, onlar da size karşı gitmeyeli. Değil ben, mi öyle? Ben düşünüyorum hani bizim Gagauz televizyonunda lazım olsun öyle bir pres konferansı. Toplansın hem türkücüler hem bu anılmış kompozitörler, yazıcılar da orada biz kaldıralım bu soruşları. Hem devletten de olsun birkaç kişi da o zaman biz bir karara gelelim. Sanırım o zaman faydalı olacak ama böyle
toplanma, onun işi var, bunun işi var ya da başka problemler var. Bir türlü toplanamıyor insanlar. Ben sanırım hani öyle lazım bir gün mesela söylesin hani de bugün hepsimiz toplanırız. Canlı efirde olacak böyle bir press konferansı. Her türkücük kendi istediğini söylesin. Da bir karara gelelim. Hemen devlet adamları da yanında olduğuna bu artık bu soruş kalksın ortadan. Bakın siz küsmeyin ama ben öyle düşünüyorum hani sizden de inisiyativa yok. Diyeyim sizden o insanlardan kim hani güzel işi güzel yapmaya çalışır ama hep kendi sırtında çalışır onu çekme. Buna lazım devlette bir şey lazım anlamayın. Devlette bulunan insanlar. Сирек истерла ишлеме инсанара дейін. О политика. Онлар ачан келерла, оны дейрлар нечін келділе. Онлара хеп бір лязым сөйлеме. Біз бұны істеріз. Музыка орында бұны япма істеріз. Бізе бөле аярдым лязым. Бөле бір курым күрджейіз. Бізе бөле ұшаклары бөле топлыджейіз. Бөле ішлежейіз. Бізе бөле аярдым лязым. Бен месапыма көре лязым біраз та актив олма. Мен істерім сөйлеме. Бізім түркіцілер арасында лязым олсын бірлік. Не язык ки йок о бірлік. Йок му? Йок. Бен өне сайырым ани belki var, biz Piotr Ivanovich'la anlaşırız, beraber gittik, yaptık işimizi, konserlerde buluşuyoruz. Ama öyle türkücüler hani onlar istemiyorlar. Ben mesela söyledim hani, hadi toplanalım böyle, sana lamsı sen git. Öyle olmuyor. Bir şahar patlamıyor, lazım mı beraber ol hani toplanıp da anlaşıp da televizyona ya da biz ikimiz gidelim televizyona söyleyelim, biz isteriz öyle pres konferansı olsun. Ondan sonra teklif edeceğiz ya da onlar teklif edecekler böyle bir daveti gönderecekler de toplantısına hepsi de o zaman olacak. Başka ne kadar, türlü... ne kadar ağır işitme böyle işleren yok birlik ama Piotr Ivanovich bizim aramızda oturuyor onun saçları tabi yaz olmalı onda var cevap bu sorulara hiç birlik yok. Çünkü hepsiniz... Birlik bilirsiniz ne için yok? Şimdi ben size söyleyeyim. Birlik yok kadar işte zor gidiyor. Şimdi anlarsınız. Bir yıl benim. Parmak, beş parmak, onlar da benim. Hepsi ciddi bir türlü. Olmuşlar. Bizim kulturamızda da ama o sizin yeğeniniz. Bizim yeğeniniz. Siz ne söylerseniz parmakla onu yapıyor. Yok, yapma. Yoksa yapacak. Biri takacak, biri tabii ki hangisi neyse. Olmuşlar. Ben bunu fıkra gibi söyledim. Ama kaşığı tutma istediğinin? Evet. O, toplanmadan bir de bu antenci valentin söyler. Bu istemiyor, bu istemiyor. İstemiyor ne için onu? Onlar daha küçük. Onlar daha ciddi Rusya. Ne de arasılı da o. Yavaş yavaş ama onlara lazım. Dence lider lazım. Kate şöyle, kurum lazım. Lazım olsun da bir avuçtan kim toplasın onlar da olsun. Bir avuçta onlar olsun. Anladım. Var insan ne için? Var insan hani kıyışmıyor. Var kıyışmıyor. Ben gireceğim de Naş benim için düşüncüklerinde ben soktum var, onu oraya. Var. Bakış, benim hesabıma göre geldi vakit çoktan geldi Bekim ama Bekim ben de bunu şimdi anladım. Boş lafları lazım bir tarafa. Sadece lazım ki bugün siz ikiniz isterseniz bu takım bir birlik kurma. Lazım inisiyatifa sizden ikinizden. Üç kişi varsa da üç kişiden çıksın. Kim isteyecek, kim görecek hani bu niyette var güzel işler. Onlar yaklaşacaklar. Ama kimse de lazım üstüne bu yükü alsın. Her kerem biz bu yükü alırız her devir ama her deciz her ay da bunu alırız üstümüze. Ne anda da var bir neyse. Ama açın bizim devletimizden su hepsi olacak sizler. Bir konsert yaparız gelirler ne güzel ne işler yaptınız. Ama önce siz değilsiniz arkasını kimse bilmiyor. Sınaya çıkıp bir çiçek verip tamam. Ne istersiniz olacak hepsi sizler. Sabahsı geliriz bir şey hiç yok. Neden yok? Neden birlik yok? De olsa. Neden yok? Bilmem neden yok. Para yok. Para yok. Ben isteyeyim sorma. Valentin, siz gittiniz Türk Vision Festivali'nde tanıştırdınız Gagauzi. Ben biliyorum hani çoğu Gagauzlar, Gagauz Medya Portalı da başka GRT de başka portallar da hepsici savaştılar. Bu oluşu yayınlama hem de gösterme. Yani bizim Gagauzların türkücüsü de orada bulundu. Bu takım ama kendisini o, da tanıttı. Onu, canlı yayında da vardı. Evet, onu gördü. Bütün Türk dünyası. Dilsa Türk dünyası Amerika'da gördü, Avrupa'sı da gördü. Şimdi bak, arka için laf ettik ya kim duruyor arkada yanında ne var isteyeyim söyleme. Bu takım bir yarışmaya, bu takım bir festivale büyük uğurda çık arkana. Siz ikiniz gittiniz. Ne lazım oldu? Bizim bir takım vardı, komandamız vardı. Ne lazım oldu devletten hem de oldu mu devletin yardımı? Ben söyleyeyim şimdi Gagauzya'nın öndürcülerini. Ben size söyleyeceğim bunu. Valentin de biler onu ama ben bu işe dedi, ben kurator olarak Moldova'da bu konkursu kurat ederim ben Moldova'da. Kaç yıl sıra vardı? O 3 yıl oldu geçe, 3 yılda beni ayırdılar.
Ben geldim, bizim problemle kültüre dedim ki böyle böyle lazım gidelim biz bu konkursa. Bu bir büyük bir yarışmak. O bir her bir artiste de yine büyük bir basamak. Ne lazım ben ne istediler ben yazdım hep sizin. Ne lazım ne kadar ruble lazım. Ben ne 15-20 bin ruble giydirmem onlar. Hem müzikalarını yapma. 15-20 bin lei mi? Lei değil dolar. Necen dolar dersedim onları. Hepten düşüklerdi. Dediler bakçı, sisler bakçı, sisler bakçı. Sonra sürttüler onu bir ay. Bende de kaldı bir ay hazırlanma. Ben ona dedim öyle. Siz almarsanız üstünüze bu işi. Alacağım ben gene üstüme bu işi. Ama yapamayacağım ben bu işi bütün devlete değil. Ben alacağım. Bir kişiyi de işleyeceğim satı onunla. Bunu da söyleyeyim bütün televizyoncular. Öyle de oldu mu? Öyle de oldu. Öyle de oldu. Ben kendi paramla, o kendi para, biz topladık kendi paralarımızı. Da yaptık da gittik. Da aldık girdik daha desiatka aldık 7. yere. Nerede? Hani var başka gösterişler yüzlerle bin dolar harcayı. Çıkarmadığın bir artiste buraya. Niçin bizde böyle? Genel proste söyledim ben size hiç. İstediği soruşlar, cevap aramayız biz de. Siz de sizin var, ortalığınız varınca çıkarsınız, sorarsınız. Niçin böyle oldu? Anladım. O zaman sorucuyuz mutlak. Bunu bilersiniz. Hani, Gagauz Medya Portalı mutlak bu soruşa Kültüre Bakanlığı'ndan cevap isteyecek. İsteyim ilerletmeye lafımızı. Piotr Petkovic'i çoğu biliyorlar Gagauzya'da. Çünkü 30 yılmış en sonrası. 32 yıl. 32 yıl. Ama siz dil çoktan peydalandığınız Gagauz estradasında isterim sorma nasıl bu oldu? Kısadan varsa ince biraz seyirciler de bunu tanısınlar. Çünkü yoktunuz bir de birden çıktı. Peydalandı. Gagauzca güzel dili kullanan, güzel türkülerle peydalandı Valentin Ormanc. Nasıl bu oldu? Ben 15 yıl Türkiye'de türkü çaldım. Orada da ilk türkülerimi Türk dilinde başladım yazma. Sonra kendi vatanıma dönünce yazdım ilk türküyü, Sedin Adın Yağmur. Verdim onu Gagauz Radyosu'nda. Çok beğenildi o türkü. Ondan sonra biz tanıştık Piotr Mikhailovich'in Paşalı. O bana öyle bir nasıl söyleyeyim, baba bir nasihat verdi. Dedi, oğlum sen Gagauz dilinde yap. Burada anıl. Ondan sonra zaman gelince sen Türkiye'de de kendi sesini duyuracaksın. Ama ilkin burada. O bana böyle bir soluk gibi, bir taze soluk gibi bana geldi. Bende vardı, daha evvelden yazmıştım Gagauz dilinden türküler ama sonra başladım tertiplemeye. Ve seçtim iki türküyü, hangilerinden çıkış yaptım ben. Halk da çok güzel kabul etti bu türküleri. Ondan sonra yavaş Yaramaz Dadu birisi mi? Yaramaz Dadu hem anam. Anam. Şimdi duygulandım anam dedim de dün anamın 9'u oldu. Kaybettim anamı. Geçmiş olsun. Sağ olun. Da o iki türküyle yola çıktım. Ondan sonra üteye doğru başladım. Gün günden böyle bir kanal açıldı. Yazmaya yeni türküleri. Da halkın tarafından beğenilir türküler, ben pek sevinirim hani radyoda sıkça insan isteyir türkülerimi, internette de güzel sıcak laflar yazarlı insanlar. Beni pek sevindirir hani bir avtor gibi yani benim türkülerim kabul etti bizim halkımız. Ben o yüzden de şimdi ben size bu bitireyim bunu Valentin'in nesi. Ben o yüzden de düşündüm derim kimi ben alayım bizim Gagauz'dan götüreyim Türk vizyona. Düşündüm. Gittim radyoya dedim kim bizim en yok yerlerde Valentin Ormancı duruyor. Verin onu bana. Ne güzel. O duruyor ilk yerde bizim reytingde duruyor onu aldım. Onun türkülerini daha çok sesleri var. Yönümüzde bu yıl sağlık olarsa içerse bizi tefrik ederseler bizi gene Türk vizyonu. Gene böyle situasyon olarsa gene böyle gideceğim ben radyoda kim yok yerde duruyor kimin reytingleri büyük onu da alacağım. Bana fark etmez ki bizi götüreceğiz. Bakın ne kadar güzel hani burada radyoyla bağlantılar var. Çünkü radyonun da çok önemli payı var. Hem de benim hesabıma göre Gagauz Radyosu da bunu yapıyor. Çünkü bu yarışma televizyon yarışması. Onu yapıyor TMB kanalı, televizyon kanalı onu yapıyor. Onun için onlara interes televizyon kanallarından da yapıyorlar onunla bağlantılar. Anlaşma. Anlaşma.
olmuştan biz de onlarla çalışıyoruz. Ben isteyeyim ilerletme lafı. Bakın siz şimdi 15 yıl kendinizi yetiştirmişsiniz anladığım kadar Türkiye Devleti'nde. Петр Петкович kendisini burada Gagauzya'da yavaş yavaş bunu hepsi gördü Gagauzlar. Ama var genç uşaklar Anglarından dediğiniz gibi Manjula gelmiş uşak. Parası yok anasında babasında ama uşak talentli. O uşaklara kim yardımcı olacak? O uşakları kim büyün müzika uğruna, estrada yoluna, Gagauz türküsü yoluna kim çıkaracak? Var mı bizde böyle kolaylıklar Gagauzya'da? Böyle kolaylıklar uşaklara bizde değil. Yok. Onun ben bıktım söylemeden. Bizde lazım talentli uşaklara den olsun önce dediğisi Rusça deme. Ne istersen söyleme. Школа искусств bir şey. Olsun da для одарённых детей var ya. Her bir devletle Adaron müzik okulları var. Müzik okullarında Pet College var nerede müzik. Doğru. Müzik okullarından da çıkıp bu talentli uşaklar. Orada biz bulayız talentlileri. Biz de ben de hep öyle. O zaman ne lazım olsun? Lazım olsun müzikal okulda o var, okullarımız var. Bu kolejimiz var. Üniversitede de var oruklar ama çok az oruklar. Var spesyalistler. Var spesyalistler. Ama olsun bir başka farklı adelna diyeceğiz. Bir kurum gibi. Bir kurum gibi. Ne yapsın o kurum? Ne lazım yapsın? En talentli uşakları, daha uşakları daha küçükten alma kaldırma. Dedi Valentin gibi olmuş 30-35 yaşında onu kaldırırsa onu geç kaldırma. Küçükten lazım bunu. Temelden lazım olsun. Anlarsınız mı? Şimdi yine soracağım size. Bu takım inisiyatifi çıkardınız mı? Çıkardık. Kültüre Bakanlığı'na. Çıkardık. Da ne dediler gene? Düğünde yok bir şey hiç. İsteyim Kültüre Bakanlığı'lar hep değişir, hep değişir. İsteyim optimizi yoluna çıkarma lafı da bir türlü çıkaramayın Petr İvanovich. Bilmiyorum. Acaba hangi taraftan girsem bu soruşlara da tamam. Derim hani bu sadece bu pres konferansı olarsa canlı efirde sanırım hani orada çözülecek hepsi sorular. Ama mutlaka lazım devletten de birkaç kişi olsun. Angıları. Kim hani devlette de bu işe şimdi, ben öyle görüyorum hani siz yavaş yavaş hazır olacağınız bu takım kurumu kurma. Hani Türkücüler Birliği olsun da Türkücüler de kendi problemlerini açıklarsınlar devlet adamları. O bizde bizde vardı öyle bir. Ama o çok kurum çalışmadı. Gibi, kurum gibi. Gibi vardı. Kostruşka yaptıydı bu işi. Sonra? Ama çalışamadı, kaybettin için ki. Ama benim hesabıma göre lazım çalışma. Niçin soruyorum bunu? Görüyorum bitki zamanlarda bilirsiniz hani grant projektlerin arasında ne o grant herkesi bilir. Biliriz. Grant projektlerin arasında çoğu grantlar var bitki yıllar görüyorum. Bitki yıl 2015'de bunu gördüm. 2016'da görüyorum. Avrupa Birliği'nden veren grantlarda çoğu müzikaya, kültüraya, müzeylere bu yolların, bu damarların ilerlemesine. Şimdi anladım. Bunları size kullanma istemiyorsunuz mı? Kullanırsınız kullanırız mı? Da, isteriz de, biliriz de hepsi için. Benim var. Optimiz yola çıktık şimdi, seviniyorum. Bilirsiniz mi? Benim var konkursum bucak sesleri. O mecnarodni, devletler arası. 10-12 devletten her yıl geldi bize yarışmacılar. 13'ten de devlete ne kadar da yaklaştım? Yok. Biraz yardım ettiler. Biraz. İspalkom az biraz yardım etti. Bıldırlar vardı Reşen'e öbür İspalkom'dan 50 bin periçilat etme bu konkursa. Vardı rubliler hepsi periçilat edildi. Gittim çekettim arama 2 ay gezdim o 50 bin rublinin ardına. Öyle de çıkamadım, öyle de bulamadım o rublileri. Vermediler. Yok vermediler de. Onun için gene ben yaptım bu konkurs kalmadı gene sponsorlar onları kendi paramız koyduk da çıktık biz situasyada. Dersiniz grant bıldırla uca kalay. Yazdım mı grant gibi bizim Moldova gele 2 milyon lei verir de böyle kültür işlerine. Ben yazdım proyekt yollandırdım onlara. Geçti 3 ay uca 4. ay telefon açarım bekleyin. Telefon açarım, bekleyin derler. Ministerler mi? Kişinov'dan. Bu hani gelir Avrupa'dan o. Bir anladım. Orada государство ona karışmıyor. Anlıyorsunuz? Biz yazıyoruz grant. Doğu grant'a göre kim tarayacak? Ama yoksa da çıkış onda kötü bir şey yok. Çıkacak çıkışlar. Önemli yok bekleriz. Bir ekim de gelecek bize. Kısmetiniz çıksın o zaman söylemeye istedim size. Bilmiyorum ben kısmetliyim ama. Ben diyeyim grantta kısmetiniz çıksın da kazanasınız o grantı. Bunu istedim söylemeye. Sağ olun. Kısmetli olduğunuzu biliyoruz. Valentin ben isterim size sorma. Bakın
Bir türkü kendinize diyelim bir kompozitör olarak çalışırsınız, hem de şiirleri de kendiniz yazarsınız öyle mi? Ama diyelim çıkmadı öyle kuvvetiniz şiir yazma. Müzikasını yazacaksınız ama kimin şiirini alıyorsunuz bir başka insanın şiirlerini olsun? Kendi var şimdi Rusça söyleyeyim var poet, var poet pesnik. Var şiir yazdı ama ondan türkü yapamazsın sen. Hı-hı. Ama var şiirler hangisi uyer müzikaya yeter bu şiir, bu laflar da türkü peydalanır ama ben hem müzika hem laflar benden birden çıkıyor. Onun için başkasının şiirlerini almadınız ta kendi türkünüze, kullanmadınız. Kullanmadım. Kullanma düşünmüyorsunuz mu? Bu da var mı? Bana daha yakın benim içinden çıkan anladım. O temalar, o laflar, o zaman ben o türküyü daha insana daha nasıl söyleyeyim? Ama şimdi bizim şiirciler de bakın, oldu 15-20 yıl önce biz Aziz Gagavuz... Şiirci kendi, temasına geçelim biraz. Evet, hani Aziz türküleri de şimdi bizim şiirciler de bana telefon açıp... Benim şiirim var. Var, müzikaya göre de. Ben isterim, o yazmış ona müzikaya göre. Dence Valentin dedi var hangisinden olmuş bir şey. Ama o yazmış. Şimdi olmuştan onlar da çalışıyor bu iş. Hepsi var bizde. Hepsi. Şimdi diyelim hani o zaman yavaş yavaş doğru yola çıkıyoruz mu? Evet. Şiirciler çekiyor. Onlar artık onlar da uyandılar. Müzikaya göre kurarlar bu şiirleri. Ne çünkü onlar yani, türkü gibi kağıt yazıp kağıtta biraz okuyacak, biraz okumayacak. Ama türküde seslicik. Açan türküde söylesin. Bu lafla odur zannettim. O çok güzel yazmış. Kağıtta belki de okudu da geçti unuttu. Ama türküde sessizlik bir kemde, üç kemde, yüz kemde, bin kemde. Onun için önemli. Şimdi var... Onlar da yazarlar. Onun için şimdi yazdım diye sizin kalır müzikanı. Boşuna yazma istemiyorlar. Böyle isteyir, böyle anladım. Herkes boşuna bir şey yok. Boşuna bir şey olmuyor. Niye boşuna yazayım? Onda var duygusu. Boşuna olay. Ama bu bir başka tema. Boşuna da olay. Olay. Kimin ortaya türkü çıksın diye ne lazım? Önemli elbet ki önemli bir anılmış bir poet yazıcı yazsın onu ama çok lazım burada hem aranjörün işi var hem türkücün hem bu yorum hiç. Güzel olsun sesini orada kullansın. Orada işlersin bile şiirciyle. Hepsi önemli. Varınca bu lafı değiştireyim. Ben sizden burada ben de sizden bir nasihat isteyeyim. Bekim bu fikirde Gagauzya'da kuvvette bulunan insanlara kim hani kültür zanaatını lazım görsün, baksın, hem de ilerletsin. Bekim size deyince bir fikir çıkacak bu programdan. Ben çok yıl geri laf ederken böyle kültüre uğrunda problemleri hep derdim. Benim canım acıyor hani var birkaç kompozitör ama adlarını söylemeyeceğim şimdi. Sadece isterim birkaç kompozitör hangisi hani benim hesabıma göre çok talentlı anılmış Gagauzya'da. Hep düşünüyor, görüyorum hani bu insanlar hep giderler kim Moskova'ya, kim Türkiye'ye, kim Vengriye'ye, kim başka yerlerde kazanca. Çünkü herkese lazım kendisini ayakta tutsun. Benim hep canım acar da derdim o zaman ta o kültüre bakanlarına. Siz varınca bu insanlara bir takım kontrakt onlarla yaparsınız ya da bir başka iş. Hani bu insanlar türkü yazsınlar. Bu insanlar Gagauzya'ya yazsınlar türkü. Kalsın çünkü kompozitörü yetiştirmeye deyince zor bir iş benim hesabıma göre. Önce de çok başka talentli insanı. Bu insanlardan fayda olsun Gagauzya. Kendilerini yaşatsınlar burada, para kazansınlar burada, talentlarını stroykalarda ya da doğruysun başka işte. İşlerde kaybetmesinler. Çünkü açın görürsün hani insan kimin o kadar güzel müzikası. Söylemeyeceğim adlarını ama var öyle adamlar bizim. Niçin de söyleme, bekim onları lazım söyleme işitsinler. Hem İlya Filyev, hem Piotr Pavlioglu, hem başkaları kimi ta söylemedim şimdi. Onlar kendi 24 saat başka devlette yaşayırlar, kendi vatanından kopmuşlar. Gagauz dilini işitmiyorlar ama hep de orada da müzikası aşırılar yapma. Bu insanlara para ödensin burada yapsınlar. Bu takım bir niyet çıktı mı hiç, peydalandı mı sizin aranızda? Bekim bu var nasıl yaşatma bu fikri? Biz her zaman da... Biz o kadar da çok para dil lazım sanırım bu lazım çok para da. Onun için söylerim yani her ne kadar biz toplanıyoruz bizim problemi kültürde söz. Yapanan bizim git bizden uteşki kadronca Ruslar değil. Gider talentli insanlar gider. Kadrov bir iş ama talentları o hepten talentli insanlar da gider. Ben kendim gittim 96. yılda gittim Zarabotka'ya kazandım rubl de geldim de
savaştım mı yapmayın nasıl ilerlemediğin. Başka türlü öyle biz ilerlememiz. Sonra da kendi paranızla ikiniz gittiniz Türk Vizyon'a. Evet. Çünkü Gagavuzi'yi tanıttınız. Türk'ü de o müzikü de kurdu. Grigori Kıvırcık, o da Rus Devleti'nde yaşıyor. Ama İnternette çalıştık. Ama bizim çadırlı çocuk. Çok talentli. Tek kaçırdık orayı. Gitti Moskova'da çocuklar restoranlarda işlerler. Orada da çalıyorlar. Onlar önce burada çalsın. Dence siz doğru söylüyorsunuz. Onları ile tutma burada. Ödeme para onlara burada. Burada iş çalışsınlar. Bu zenginlik benim hesabıma göre. Ben sayıyorum artık geldi zamanı. Bizim müzikamız başka devletlerde de çıksın bir ura. Onun için sanıyorum hani lazım toplansın bir yeri, hem poetler hem müzikadan belki de başka devletten de daha kaliteli aranjörçükler bir araya gelip güzel bir materyal yapsına da o türkü patlasın başka devletlere. Şimdi örnek vereyim Tarkan. Ne güzel fikir. Tarkan Türk dilinde oldu dünyanın starı. Hı hı. Dünya yıldızı oldu. İlk o tanıttı Türk müzikasını. Biz de öyle ama dilinle, burada kendi dilinle. Kendi dilinle. Şimdi alın şimdi bu en çok YouTube'da seyredilen klip Psy. Kaç milyar kendi ana dilinde okudu. İngilizce dil. Kendi ana dilinde hepsine söyleden ama ben varım. Ama bu güzel bir strateji. Güzel bir strateji. O öyle de her zaman o strateji öyle de vardı. Ne için ki? Ben Gagavuz'um. Ben çalacağım Ukrayna'da çalacağım, Moldovanca'da, İngilizce'de, İtalyanca'da çalacağım. Fark etmez bana nasıl çalma. Ama ben ilkten varentin değil. Gagavuz dilinden başka türlü ben fırlatamayacağım kendimi dünyanın işitsinle. Dünyada bilirler benim Türklerim var Piotr Petkoviç, o çalıyor Gagavuz Türklerini. Oluştan biz başka dilden fırlayalım cisikarı. Bizden sat bizim dilimizi. Hem koruralım hem kulturamızı biz kaldıralım. Bizden kar kimseyi kaldırmış. Biz dediğinin değil sadece o insanlar kim hani bu stüdyoda oturuyor. Ne? Ama kardeşim, onları da kim hani devletin stratejisini kurar. Mol Gagavuzyan stratejisini kurar. Bitki soruşum bu programda. Çünkü gösterilerle bizim yardımcılar hani vakıdımız kalmamış. Yaşatma kendinizi lazım. Güzel yani siz sevinirsiniz, türküleri yazırsınız ama nereden siz para alırsınız yaşamanıza? Düğünlerde mi çalma? Ben bana birkaç kişi yardım etti. Bu yapma bu türküleri para tarafından. Ama var öyle müzik adamlar hani bilerekten ben çalışmıyorum. Anam baktım kaç yıl. Böyle bir bağışış gibi bana hiç bir kuruş para almadılar. Çünkü görüyorlar hani bu türküden fayda olacak halka da insan beğenecek bu türküyü. Onlar da seve seve yardımcı oluyorlar bir kuruş para almadan. Çünkü konsert yapma da konsertlerin parasından yaşama bu zor bir iş burada. Zor. Biz Valentin'le geldik oradan açın bu Türk Vizyon'dan açın geldik. Valentin de Petr Ivanovich biraz de benim paramı çevirmeye geri. Ben de devlet sana çevirmiştik. Ben organizat ettim beri 3 konsertinde biz yaptık. Biraz rubl çevirdik. 13'ten azar azar savaşırız böyle ne yapalım? Ben söylerim size çok sağ olasın seni. Bugün kendi fikirlerinizi müzika uğrunda açıkladınız. Ama kendi adımdan sanıyorum hani hem o seyircilerden kim hani bugün baktı bu programa isterim söylemeye sağ olasın seni. Böyle kendi canınızı hem Gagavuz diline hem Gagavuz kültürüsüne hem Gagavuz müzika estradasına bağlıyorsunuz. Allah versin size daha çok kuvvet, daha çok moral uğrundan kahve duh. Da yaparsınız daha çok güzel yaratmalar, anglar, hani çıkıcıklar. Size de sağ olun, hani unutmuyorsunuz. Hani biz de varız. Gagavuz kültürası var, Gagavuz estradası var, Gagavuzlarda hepsi var. O zaman daha çok, ne kadar varınca daha çok yaratın türküleri. Çünkü onları bekliyor Gagavuzlar. Allah'ın yardımından. Sevgili seyirciler, bugün stüdyomuzda bulundu Piotr Petkoviç hem Valentin Ormancı. Bir çıkışa geldim ben. Artık herkes insan kim hani baktı programa kendi çıkışlarını yapacak ama bir çıkışa geldim. Devlet adamları boşuna işe gitmesine var ne yapma Gagavuzya'da.